Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Bugün farklı bir yerdeyim. Arkamdan da görüyorsunuz muhtemelen yeşiller, siyahlar. Çok böyle tasarımı farklı bir binadayım. Bu bina Monster Bilgisayar'ın, ki yerli bir Türk markası bu arada, onu söylemiş olayım. Ben de Abra modelini kullanıyorum. Daha önce bir video çekmiştik, onu da şimdi yukarıdan size vereceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Bir Türk markası olduğunu söyledik. İstanbul'da yeni bir genel merkez açtılar. Hemen E5'in kenarında, güzel de bir lokasyonda. Bu yeni genel merkezde ne var ne yok şimdi birazdan gezeceğiz. Eğer yolunuz düşerse buraya da bir uğramanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelin Monster'ın yeni genel merkezinde neler var hep beraber gezelim. Evet, Monster'ın genel merkezini geziyoruz. Böyle güzel asansörleri var. Onu da göstermiş olayım. Burası yönetim katı mı Özgür? Yönetim katıymış burası, şu an kayıttayız. Evet Cenk Bey, ne diyorsun? Monster'ı çok güzel yönetiyorlar. Adam bir oda yapmış. Şöyle içeriye girdi bak. Tamam. Metalli falan filan böyle. Canavarlı mı? Tamam, çok teşekkür ederim. Bakalım. İlhan Bey de burada. Kapıda karşılıyor bizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlhan Bey'in odası şurada, arkada bakın görüyorsunuz. Metro marketi görüyor, yolu görüyor. Çok güzel bir manzarası var. Girebilir miyiz? Tabii, teşekkür ederiz. 180 derece bir manzara var. E5 kenarında. Yönetim odasına da girmiş olduk. İlhan Bey'in odasındayız şu anda. Sızdınız. Evet, sızdık. Canavarın yuvasına girdik. Evet, şu anda. Çok güzelmiş. Manzara da güzel. Buradan E5'te trafik var mı hemen görüyoruz. Bakın. Evet, şu anda köprüde birazcık trafik var gibi görünüyor. Devam edelim dolaşmaya, bakalım neler var başka. 7. kat. 8 kat bu arada bu bina arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ne diyorsun Osman, beğendin mi? Ofis güzel mi? Koltuklar güzel değil mi? Burada oyun da oynanır. Oyun oynuyor mu arkadaşlar? Oynamıyorlar değil mi İlhan Bey? Saat saatler içinde oynuyorlar. Şimdi bir kat daha aşağı inelim. Bakın burada toplantı odalarının isimleri de yine bilgisayar isimleriyle aynı. Bende mesela Abra var, biliyorsunuz belki. Takipçiler biliyordur. Ben Abracıyım ama Huma'ya geçmek istiyorum. Bakalım kısmet. Oo, çok şekilmiş ya. Bir daha yapsana onu. Tam çekemedik. Bakın arkadaşlar, böyle bir şekilli bir şey de var. Oo. Hatta şuradan tuşa basınca okey masasına dönüyor. Öyle mi? Okey mi oluyor? Çok güzel. Prizler böyle arkadaşlar buradan çıkıyor. Bir daha yapayım ben. Düğmeye basıyorsunuz. Oo, çok güzelmiş. Dönüyor. İşte gördüğünüz prizler geldi şu anda. Açılan prizi çok beğendik biz. Açılan priz mi? Evet. Toplantı odalarımızda teknolojiyi son noktaya kadar kullanıyoruz. İçeride de girdiğin zaman göreceksin, Green Box odamız var. VR'da oynuyoruz. Mixed Reality, XR, her türlü teknolojiyi de kullanıyoruz. Harika. Ne oynuyor? Burada bir arkadaş oyun oynuyor şu anda. Sanal gerçeklik. Şu oyun da burada arkadaşlar. Vallahi güzelmiş. Ne yapılıyor burada? Tasarım mı? Arkadaşlar ekranı görüyorsunuz. Burası müşteri hizmetleri, 2. katta arkadaşlar. Burada arkadaşlar sessiz olacağım biraz çünkü burada insanlara destek veriliyor Monster bilgisayarlarla ilgili. Şu anda görüyorsunuz. Tedarik zinciri bölümünü görüyoruz. 1. katta da satış da var burada aynı zamanda. Tedarik zinciri de burada. Burası da böyle. Açık bir ofis şeklinde tasarlanmış. Şu koltuklara dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Bu koltuklar vallahi gayet güzel yani, bakın. Bayağı bilgisayar oyun koltuğu gibi. Ve bütün ofiste bu koltuklardan var. Bu hoşuma gitti benim yani, öyle söyleyeyim. Bayağı güzel yani. Bakalım bir oturayım ben şu koltuğa ya. Nasıl görünüyormuş? Şu çantamızı çıkaralım. Bakalım. Oo. Çok şekil yalnız, çok rahat bu arada. Şu kolluklar kalkıyor. Bakalım alttan ayarı var mı? Evet. Sırt ayarını buradan yapıyorsunuz. Kilitleyebiliyorsunuz. O güzelmiş. Bayağı güzel koltukmuş yalnız bu arada. Evet, aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz. Koltuklar böyle. Evet arkadaşlar, Monster'ın yeni genel merkezindeki turumuz devam ediyor. Şu anda 1. kattayız. Zemini gideceğiz, yani giriş katına. Tedarik zincirine gelmiştik. Bakalım zemin katta neler var? Bir görelim bakalım. Şu an iniyoruz. Bu arada bütün bina yeşil renklerle tasarlanmış. Böyle fosforik, neon, yeşil renklerle tasarlanmış. Çok da güzel olmuş. Biliyorsunuz bunlar zaten Monster'ın kendi renkleri. Şimdi tekrar giriş katına geldik. Giriş katında neler var? Burada böyle bir toplantı odası var. Resepsiyonumuz var. Buradan geçiş falan yapılıyor. Bir de böyle bir şekil bir araba koymuşlar şurada, yeşil Monster yazılı. Hemen şu anda görüyorsunuz. Şimdi biraz onun yanına gideceğiz.
Burası da giriş. Burayı da çekelim Osman'cığım. Burası giriş kısmı burada. Evet arkadaşlar, Monster binasına geldiğinizde kapıda sizi böyle bir canavar karşılıyor tabiri caizse. Güzel bir Jeep bu. Görüyorsunuz Monster'ın renklerinde, yani böyle açık fosforik yeşille tasarlanmış. Her zaman burada duracak mı bilmiyorum. Üzerinde EGS falan da var, plakası falan da var. Muhtemelen kullanılan bir araç. Belki siz geldiğinizde olmayabilir, orasını bilemem. Ama Monster'ın hemen böyle E5'in kenarında merkezi bir lokasyondaki ofisine geldiğinizde, genel merkezi daha doğrusu burası, bu aracı belki görebilirsiniz, belki göremezsiniz. Eğer uslu durursanız belki de bu arabayı görebilirsiniz, kim bilir. Monster'ın İstanbul'daki yeni genel merkezinde İlhan Bey'i de bulduk. Kendisi şirketin kurucusu. Çok aslında uzun bir de güzel de bir hikayesi var. Burada tabii anlatamayız belki ama ta hani Kadıköy Yazıcıoğlu'ndan başlayan bir macera, önemli bir Türk markası haline geldi Monster. Neler söyleyeceksiniz Monster ile ilgili İlhan Bey? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bugün yani bizim için önemli bir gün. Yani yeni bir dönemin başladığı bir günü birlikte yakalamış olmak bizim için çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Ne söyleyeceğim? Yani tabii dönüyorum geriye 20 yıl önceye. Biz ilk hani bu konuşmaları yaptığımızda insanlar ne söylemişlerdi onları böyle hatırlıyorum. Hep ya Türkiye'den biz bir dünya markası çıkarmak istiyoruz, böyle bir vizyonumuz var dediğimizde işte böyle hikaye anlatıyormuşuz gibi geliyordu insanlara. Bunun gerçekleştirilmesi zor, mümkün olmayan, hele bir de biz işte anlattığım hikayeyi işte cebinde çok düşük sermayesi olan, hatta olmayan, neredeyse sıfır noktasından başlamış bir konumdayken böyle şeyler anlattığınızı gerçekçi gelmiyor. Bugün tabii bambaşka bir noktadayız. Yani o hedeflediğimiz yolculuğun önemli bir kırılım anına gelmiş durumdayız. Türkiye pazarındaki en çok bilinen oyun bilgisayarı markası konumuna geldik. Bu tabii 20 yıllık mücadelenin sonucu ve aslında vazgeçmemenin, oradaki aynı tutarlılıkla devam etmenin, o çabanın, gayretin sonucu diyebilirim. Ama tabii bizim için başlangıç noktası. Yani asıl yolculuk bundan sonra başlıyor. Yurt dışı tarafında da önemli çalışmalarınız var. Hani biraz o tarafa doğru mu bir yolculuk var? Evet, en başında söylediğim şeyi aslında devam ettiriyoruz. Yani 20 yıl önce söylediğimiz gibi biz Türkiye'den bir dünya markası çıkaracağız. En önemli vizyonumuz bu ve asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Yani bu olmaz, yapılamaz deseler de biz bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Bunun için şu an dünyanın 20 farklı ülkesinde marka tescil çalışmaları yapılıyor. Almanya'da şu an bir mağaza açmakla ilgili epey bir yol almış durumdayız. Berlin'de değil mi bu arada? Berlin'de, Alexanderplatz Meydanı'nda yaklaşık 1000 metrekarelik bir deneyim mağazası açılacak. Avrupa pazarı önemli pazar. Türkiye pazarının toplam hacmi dünya pazarıyla kıyaslandığında yaklaşık %1'ler mertebesinde. Dışarıda büyük bir okyanus var. Biz artık sığ denizlerde yüzmemeli, okyanusa açılmak zorundayız. Hedefimiz Türkiye'den en başına söylediğimiz gibi dünya markası çıkarmak. Türkiye'nin zaten önemli ihracat, üretim hedefleri var. Biz de bu yolculuğa katkı sağlayan, hatta liderlik eden, oyun önemli bir segment bu manada. Türkiye için belki gelecek planlarını gerçekleştirmedeki önemli basamak noktalarından bir tanesi. Biz burada kilit roldeki markalardan biri olmak için mücadeleye devam edeceğiz. Almanya bunlardan bir tanesi. Dubai'de bir ofisimiz var, Kıbrıs'ta bir mağazamız var ve önümüzdeki zamanlarda farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda bu yolculuk devam edecek. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Yeni mağazanız, yeni genel müdürünüzde hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Monster Bilgisayar'ın İstanbul'daki yeni genel merkezini gezdik. Bütün katları gösterdik vallahi. Yani bilgisayarlardan tutun da koltuklara kadar her şeyini gösterdik. Her katta ne olduğunu da gördünüz. Monster Bilgisayar ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.